Doğada birbirinden çok farklı malzemeler kullanılır. Ve bu malzemeler çok özel niteliklere sahiptirler. Sessiz çalışırlar. Estetik görünümleri ve dayanıklı yapıları vardır. Üstelik geri dönüşümlüdürler de. Bu malzemelerin her biri teknolojik çalışmalara örnek olacak niteliktedir. Seramik, günlük hayatta çok sık kullanılan malzemelerden biridir. Bu malzeme, inşaattan elektrik sektörüne kadar çok geniş bir alanda yer alır. Üretimi için 1000 ile 1500 santigrat derecelik ısı gerekir. Canlılarda ise doğal seramikler vardır. Bunlardan biri deniz canlılarının kabuklarıdır. Üstelik bu kabukların oluşması için gereken ısı yalnızca 4 santigrat derecedir. Bu harika tasarım bir Türk bilim adamı olan İlhan Aksay'ın dikkatini çekmişti. Aksay, deniz hayvanlarının kabuklarını incelerken abalone adlı canlının olağanüstü yapısını fark etti. Bu canlının çok dayanıklı bir kabuğu vardı. Öyle ki bu kabuk, yüksek teknolojiyle üretilen seramiklerden 2 kat daha dayanıklıydı. İlhan Aksay, konuyla ilgili şu yorumu yapıyordu. Deniz canlılarının kabukları elektron mikroskobu altında 300 bin kez büyütüldüğünde tuğladan bir duvar görünümü ortaya çıkar. Bu duvar, harç niteliğindeki bir proteinden ve kalsiyum karbonattan yapılmış tuğlalardan oluşur. Bu duvar, katmanlı yapısından dolayı olağanüstü sağlam ve insan yapımı seramikten daha az kırılgandır. Aksay, bu modellerden esinlenerek son derece sert ve dayanıklı bir malzeme geliştirir. Bu malzeme alüminyum bor karbür metal seramiktir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tanklarda zırh olarak kullanılmaktadır. İnsanların yaptığı malzemeler bir süre sonra çatlar, kırılır. Kırılan bir malzemenin eski haline dönmesi ise mümkün değildir. Ancak çeşitli çabalarla kısmen onarılabilir. Oysa doğadaki bu malzemeler kendi kendilerini yenileyebilecek olağanüstü bir mekanizmaya sahiptirler. Bu özelliği inceleyen bilim adamları ise polimerler, polisiklatlar gibi kendini yenileyebilen malzemeleri üretmişlerdir.